Türkiye'de şu söyleniyor Kürtlere. Siz bizimle birlikte yaşayacaksınız. Ama bize benzeyerek yaşayacaksınız. Yani kendi kimliğinizi unutacaksınız. Biz ki Kürt'üz, atamızdan kalan değerler, kültürler. Böyle yok. Siz Türklerle birlikte yaşayacaksınız. Ama Türk'e benzeyerek yaşayacaksınız. Kişi olarak bunun arkadaşlar çok daha ırkçı, çok daha ırkçı olduğunu belirtmeye çalışıyorum. Güney Afrika 1950'lerde, 60'larda işte dünyanın en ırkçı devleti. Sonra da Amerika Birleşik Devletleri için en ırkçı devlet. 1990'da, 90'larda diyelim, işte Nelson Mandela cezaevinden çıkarıldı. Nelson Mandela ile görüşmeler yapıldı. 1994 seçimlerinde Nelson Mandela Güney Afrika'nın Cumhurbaşkanı seçildi. Nelson Mandela'yı cezaevinden çıkaran beyaz yönetimin başkanı de Klerk. O zaman de Klerk'ti beyaz yönetimin başkanı. Bu seçimler sonunda Nelson Mandela'nın yardımcısı oldu arkadaşlar. Burada şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Güney Afrika için dünyanın en ırkçı devleti denirdi. En ırkçı devlet. İşte böyle bir değişim oldu. Demek ki oradaki resmi ideoloji esnekmiş. Ya bu kadar da katı değilmiş, esnekmiş. 1994 seçimlerinde Nelson Mandela Cumhurbaşkanı seçildi. Nelson Mandela'yı cezaevinde tutan beyaz yönetimin başkanı Nelson Mandela'nın yardımcılarından biri oldu. De Klerk Nelson Mandela'nın yardımcılarından biri oldu. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde de önemli değişiklikler oldu. 1960'larda örneğin zenciler beyazların okullarına gidemiyorlardı. Aynı otobüse binemiyorlardı. Beyazların kahvehanelerine, kafelerine zenciler giremiyorlardı. Bu konuda çok büyük ayrım söz konusu. Ama işte 2008 seçimlerinde Barack Obama Amerikan başkanı seçildi. Demek ki Amerika'da da resmi ideoloji, ideoloji diyelim, devlet ideolojisi, devlet görüşü o kadar katı değil. Ama Türkiye'de arkadaşlar çok katı bir sistem, son derece katı bir resmi ideoloji var. Bu resmi ideoloji ancak bilimin kavramlarıyla eleştirilerek, bu resmi ideolojiyle ancak bilimin kavramlarıyla eleştirerek baş edilebilir. Herhalde bundan sonra bu konudaki çalışmalar çok daha ilerleyecektir, çok daha hızlanacaktır, yaygınlaşacaktır.